Ying, en büyük kahramanı olan Lady Li'ye benzemek için mızrağı tarama ateşiyle mızrak yeteneklerini iyileştirmeye başladı ve nihayetinde kendi tarzını geliştirdi. Gerçekten hasar vermesini sağlayan pasif yeteneğidir. Kullandığı her yetenekte bir mızrak iradesi kazanır ve normal saldırı kullandığında biriktirdiği tüm mızrak iradesini harcar. Bir mızrak iradesi sahibi olduğunda yakın mesafedeki düşmanlara defalarca saldırabilirken birinci ve ikinci yeteneklerinin bekleme süresini de azaltır. İki mızrak iradesi sahibi olduğunda orta menzildeki düşmanlara saldırıp aynı zamanda can yeniler. Ying'in canı ne kadar azsa o kadar fazla can yeniler. Üç mızrak iradesine sahip olduğundaysa canı düşük düşmanları temizleme fırsatını değerlendirmelidir. Saldırısı araziyi yok sayar ve yoluna çıkan düşmanlara hasar verir. Ayrıca bu süreçte hız artışı ve hasar bağışıklığı da kazanır. Düşmanın canı ne kadar düşükse Ying'in vereceği hasar o kadar fazla olur. Ying'in birinci yeteneği düşmanı havaya savurup hasar veren ana kitle kontrol yeteneği. Ying'in ikinci yeteneği hız artışı ve atılma etkilerine sahip. Bu yeteneği kullanırken ileri doğru depar atar ve güç doldurur. Depar sona erdiğinde ileri doğru atılıp düşmanlara saldırır ve onları yavaşlatır. Deparı uzadıkça hızı artar ve ne kadar uzağa depar atarsa atılması o kadar uzun olur. Ying'in en güçlü kitle kontrol yeteneği olan ultisi iki aşamalıdır. İlk aşamada hedef yöne atılıp başladığı yere geri dönerek yoluna çıkan düşmanlara hasar verir ve onları havaya savurur. Bu süre zarfında kitle kontrolü bağışıklığı kazanıp daha az hasar alır. İkinci aşamadaysa hedef alanda bulunan düşmanlara zamanla hasar verir. Bu Ying'in en yaygın kombosu. İkinci yetenekle düşmana yaklaşıp normal saldırıyla bir mızrak iradesi harcayarak düşmanı dürt. Sonra ultinin ilk aşamasıyla düşmanı kapana kıstırıp mızrak iradesi biriktir ve ultinin ikinci aşamasıyla düşmanın canını azalt. Son olarak da kitle kontrolü ve mızrak iradesini tam doldurmak için birinci yeteneği kullanıp bu yükleri menzilde bulunan yaralı düşmanlar üzerinde harca. Bu kombonun amacı birinci yetenek mızrak iradesi saldırısıyla düşmanın canını %50'nin altına düşürdükten sonra ulti ve tam dolu mızrak iradesi saldırısıyla işlerini bitirmek. Ying orman dönerken yetenekler arasında bir mızrak iradesi yükü harcayıp etkin bir şekilde savaş başlatabilir. Böylece hem bekleme süresi azaltma etkisi hem de kalkan kazanıp çok can kaybetmeden verdiğin hasarı korumaya ve ormanda savaş başlatmaya devam edebilirsin. Takım savaşlarında genelde ikinci yetenekle düşmana yaklaşıp normal saldırılarla dürtebilirsin. Ardından birinci yeteneği ve ultiyi kullanıp kendi takımının ön saflarıyla işbirliği yaparak düşmanları havaya savur ve arka saflardaki takım arkadaşlarının hasar vermesi için alan aç. Son olarak düşmanın canı azaldığında 3 mızrak iradeli normal saldırıyı harcayıp tek başına kalan düşmanları ortadan kaldır. Girdiğin bir savaşta zorlandığını hissedersen yeteneklerini kullanarak yetenek animasyonlarını iptal edebilir veya savaşa girmeden önce 3 mızrak iradesi biriktirmek için yetenek kullanıp güvenli mesafeden düşmanı rahatsız edebilirsin. Ying oyunun başında orman dönerek kasmaya odaklanmalı. 4. seviyede ultinin kilidini açtıktan sonra güçlü atılma ve kitle kontrolü becerileriyle etrafta gezinip takım arkadaşlarına yardım edebilirsin. Oyun ortasından sonuna doğru verdiği hasar ve hasara karşı direnci ciddi oranda artar. Bu yüzden takım savaşlarında takım arkadaşlarınla omuz omuza çarpışacak şekilde pozisyon alsan iyi edersin. Bu mızrağın alevi kalbimdeki ateş kadar parlak. Hırsızlar, ensenizdeyim. Yalaz rüzgar.